Merhaba Mavi Kadın izleyicileri. Bugün size aromaterapiden bahsetmek istiyorum. Aromaterapiden nasıl yararlanabiliriz, nasıl, niçin kullanabiliriz? Bunlardan kısaca bahsedeceğim. Aromaterapi nedir? Aromaterapi aslında esansiyel yağlar kullanarak yararlandığımız bir tedavi, destek, güzellik yöntemlerinden bir tanesi. Aromaterapide biz esansiyel yağ dediğimiz, uçucu yağ dediğimiz bitkinin öz kısmını kullanıyoruz. Öz yağ nedir? Aslında aromatik bitkilerin, işte çiçek, yaprak, kök gibi kısımlarından, gövde gibi, reçine gibi kısımlarından elde ettiğimiz bitkinin en şifalı kısmıdır. Bütün etken maddeler, vitaminler, hormonlar aslında bitkinin bu kısmında bulunur. Biz aromaterapide işte bu güzel, şifalı sıvılardan yararlanırız. Bunlar eğer kullanacaksak gerçekten %100 saf, organik ve güvenli üretildiğinden emin olduğumuz yerlerden, sertifikalı yerlerden temin etmemiz çok daha uygun olur sonuçları açısından. O yüzden birazcık tabii ki daha fiyatlı olacaklardır. Fakat uçucu yağı seyrelttiğimiz sabit yağlar içinde aynı şey geçerli. Sabit yağlarda %100 saf olmalı, doğru koşullarda üretilmiş olmalı, soğuk pres yöntemiyle mümkünse üretilmiş olmalı. Bugün aromaterapiden güzelleşmek için nasıl yararlanabiliriz? Bundan bahsedeceğim size. Mesela şu anda yaz günlerindeyiz ve güneşten korunmak için yine kullanabiliriz aromaterapiyi. Bunun için hangi sabit yağları kullanabiliriz? Bundan bahsedeyim size kısaca. İlk aklıma gelen susam yağıdır. Susam yağının içerisinde sesamol dediğimiz bir madde var ve bu da bizi ultraviyole ışınlarından korur. Güneşin enflamasyona bağlı zararlarını elimine eder. Dolayısıyla susam yağı mutlaka elimizin altında olsun. Bunun dışında Hindistan cevizi yağı, içerisinde laurik asit var. Kullanabileceğimiz yağlardan bir tanesi. Yine çok eski zamanlardan beri kullanılan avokado yağı var. Avokado yağını biliyorsunuz içerisindeki linoleik asit, E vitaminleri, doymamış yağ asitleri son derece zengin. Jojoba yağından yararlanabiliriz. Jojoba yağının da cildin nemini arttırıcı etkisi var. Kolajen sentezini arttırıcı etkisi var. Dolayısıyla bu da yine güneşten korunmakta yararlanabileceğimiz yağlardan bir tanesi. Yine tamamlı dediğimiz meryem pelesengi yağını kullanabiliriz. Şimdi bunların hepsi elinizin altında olmayabilir. Bunlardan birkaç tanesini temin edip eşit oranda karıştırıp ağızlarını sıkı kapatıp güneşte olduğunuz zaman 2 saatte bir yenilemek üzere cildinize yedirerek kullanabiliyorsunuz güneşten korunmak için. Peki güneşlendik ve cildimiz biraz fazla reaksiyon gösterdi ya da kızardı, ne yapabiliriz? Yine aloe vera jel ilk aklıma gelen jellerden bir tanesi. Bunu kullanabiliriz. Varsa elinizin altında cildin nem bariyerini çok iyi seviyede tutacaktır. Lavanta yağı, lavanta angustifolia dediğimiz tıbbi lavanta türü eğer elinizin altında varsa daha çok kızarıklığa dönmüş, tahriş olmuş ciltlerde kullanabiliyoruz. Bunu aloe vera jel içerisinde seyreltebileceğiniz gibi kalendula dediğimiz aynı sefa çiçeği sabit yağını da kullanabilirsiniz. Bunun içerisine yine 50 milim sabit yağ içerisine 10 damla kadar lavanta angustifolia dediğim tıbbi lavantadan damlatarak bunu cildinize sık sık yedirmek suretiyle hem rahatlama hem nem seviyesinin tekrar yerine gelmesi için hem kızarıklığın giderilmesi için yararlanmış olursunuz. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Eğer bir sorunuz varsa yorumlar kısmına yazarsanız hepinize dönüş yaparım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sevgiler.